Değerli izleyenler, hafta içinde Yunanistan'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne Türkiye'yi oldukça yakından ilgilendiren bir ziyaret gerçekleşti. Yunan Dışişleri Bakanı Dendias Washington'daydı. Bu ziyaret sırasında iki ülke arasındaki savunma işbirliği anlaşması genişletildi ve yeniden imzalandı. Hem bu ziyareti konuşalım istedik hem de Türkiye-Amerika ilişkilerinde öne çıkan diğer başlıkları değerlendirelim istedik. Hemen Washington'a dönüyoruz. Dış politika uzmanı Ali Çınar konuğumuz olacak. Hoş geldiniz diyorum Sayın Çınar ana habere. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Amerikan Dışişleri Bakanı Blinken'ın Yunan Başbakanı'na yazdığı bir mektup var. Bu mektupta iki ülke ilişkilerinin son dönemdeki seyrinin de özetini yapıyor bir nevi. Blinken mektupta Yunanistan'ın uluslararası deniz hukukuna dayalı egemenliğini açıkça desteklediklerini belirtiyor. Şimdi bu önemli bir başlık. Ayrıca saldırı durumunda da iki ülkenin birbirine yardım taahhüdünün altını çiziyor. Yeni imzalanan bu anlaşmayı, bu mektubu ve Dendias'ın adeta bir gövde gösterisine dönüşen ziyaretini birlikte düşündüğümüzde Biden yönetimi sizce Türkiye'ye bir mesaj mı veriyor diye sorarak başlamak istiyorum. Açıkçası Yunan Dışişleri Bakanı'nın Washington ziyareti tam bir şova döndü. Çünkü yapılan savunma anlaşması bile Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın hem Twitter hem de YouTube hesaplarından da canlı olarak verildi. Açıkçası Dışişleri Bakanı Blinken'ın yazdığı iki sayfalık mektup da bir tahrik edici mektup olduğunu belirtmekte fayda var. Ama ben bunu Biden yönetimi olarak değil, hatırlanacağı üzere Trump yönetiminde, bilhassa Dışişleri Bakanı Pompeo'nun sürekli Yunanistan'a ve Güney Rum'a ziyaretleri ve kışkırtıcı açıklamalarının da altını çizmekte fayda var. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin, bilhassa Pentagon odaklı Yunanistan'a askeri anlamda her türlü desteği vereceği sinyallerini çok güçlü şekilde veriyor. Ona da baktığımız zaman Dışişleri Bakanı Blinken'ın iki sayfalık yazısında objektif olmayan, iki NATO müttefiki arasında dengeyi bozan açıklamaların olduğunu görüyoruz. Hatta Dışişleri Bakanı Blinken'ın saldırı halinde Amerika'nın destekleyeceği, yardımcı olacağı tarzında açıklaması ise ilginç. Çünkü şu anda Yunanistan'ın risk olarak en fazla Türkiye ile sorunu olduğu biliniyor. O nedenle burada Amerika Birleşik Devletleri'nin denge politikasından ziyade Yunanistan'a maddi manevi ağırlıklı destek vermesi tabii ki kafaları da karıştırmış durumda. Açıkçası bu tarzda açıklamalar Türk-Amerikan ilişkilerinde zarar verecek tarzda görünüyor. Zedeleyebilecek bir açıklama. Bir de Yunanistan çok kısa bir süre önce aynı benzer anlaşmayı Fransa ile de yaptı. Amerika ikinci ülke oldu ve benim bildiğim kadarıyla bu anlaşma aslında daha önceden de yapılan bir anlaşma, ancak bu kez süresiz olarak imzalandı, öyle değil mi Sayın Çınar? Evet, önceden 1990'da ilk anlaşma imzalanmıştı Amerika ile Yunanistan arasında, ama şu ki imzaya baktığımız zaman 5 yıldan sonra süresiz olacağı açıklandı. Burada tabii enteresan olan maddelerine baktığımızda örneğin bir tanesi Dede Ağaç'la ilgili. Önceden Amerikan donanması boğazları kullanarak Romanya ve Bulgaristan'a geçiş yapıyordu. Artık bu anlaşmayla beraber Amerikan donanması Türkiye'ye ihtiyaç duymadan direkt Yunan kanalıyla Karadeniz'e açılma imkanı olacak. Yani dolaylı olarak aslında burada ben Türkiye'ye birçok konuda ihtiyacım olmayacak tarzında bir gözlemlememiz var açıkçası. Burada Amerikan askeri varlığının güçlendirilmesiyle beraber Yunanistan'ın bütün hava üslerini istediği zamanda da Amerika'nın kullanması madde eklenmiş durumda. Genele baktığımız zaman açıkçası Yunanistan, ben her türlü imkanı sana sağlıyorum imajı çıkıyor buradan. Şimdi bir de Yunanistan'ın şöyle bir talebi var. F-35 talebi oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu son gelişmeler ışığında bu talebe yanıtı sizce ne olabilir? Yunanistan Aralık 2020 yılında F-35 talebinde bulundu. Tabii bu talebi de hemen Türk-Amerikan ilişkileri arasındaki sıkıntılar, bilhassa F-35 programından çıkartılmasıyla ardından geldiğini belirtebiliriz. Amerika'nın Atina Büyükelçisi hemen bir mesajla biz Yunanistan'ın F-35 talebini
olumlu karşılıyoruz tarzında bir açıklamada bulundu. Daha sonra Haziran 2021 yılında Amerikan Senatosu Dış İlişkiler Başkanı bir yasa tasarısında Yunanistan'a F-35 verilmesi konusunda bir olumlu tasarıya imza attı. Açıkçası kongrede böyle bir tasarı var ve birçok senatör de bunu destekliyor. Ama hali hazırda şu anda Amerika, bilhassa Pentagon tarafında bu konuda ilerleme yok. Yani Yunanistan'a ne zaman F-35 verilip verilmeyeceği konusunda net bir süreç yok. Ama gördüğümüz hava F-35'leri Yunanistan'ın yakın zamanda olmasa da belli süre sonra Amerika'ya tarafından verilme ihtimalinin çok yüksek olduğu doğrultusunda. Şimdi bir de Türkiye ile Amerika'ya bakalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir açıklama yapmıştı. Türkiye'nin F-35'ler için, hatta bugün yaptı bu açıklamayı da, Türkiye'nin F-35'ler için yaptığı bir ödeme var. Bunun karşılığının F-16'lara verilmesi, F-16'larla verilmesi yönündeki talebin ABD'den geldiğini söyledi. Yani bizden değil, ABD'nin böyle bir taleple geldiğini söyledi. Bu konudaki detaylar neler, neler konuşuluyor? Seni dinlemek isterim. Acaba bize verilmeyecek olan F-35'ler midir Yunanistan'a gidecek olan? Şimdi geçen hafta Dışişleri Bakanlığı sözcüsü iki kere bu konuda, yani Türkiye'nin F-16 talebi konusunda hiçbir açıklama resmi olarak yapılamayacağını, bir prosedürün olduğunu ve kongreye bu talep iletildikten sonra bir açıklamanın yapılma ihtimalinden belirtti. O nedenle şu anda Amerika'nın resmi makamları bu konuda çok açıklama yapmaktan kaçınıyorlar. Ancak burada Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifadelerini dikkate alırsak, acaba Amerika'dan gelen talep hangi birinden geldi? Yani Lockheed Martin'den üretici firma mı acaba Türkiye'ye siz başvurun biz size satmak istiyoruz diye bir talepte mi bulundu? Pentagon'dan mı geldi? Dışişleri'nden mi geldi? Bu net değil. Ama Amerikan Kongresi'nde çok ciddi sıkıntıların olduğunu biliyoruz. Yani Biden yönetiminin evet dese bile kongrede bu talebin nasıl değerlendireceği konusunda birçok soru işareti var. Ama tabii burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına baktığımızda Amerika tarafında en azından bir kesimin F-16'ları verme ihtimali ve isteğinin olduğunu görüyoruz. Ama dediğim gibi bunun acaba üretici firma mı veya resmi kurumlardan geldiği mi konusunda net açıklama yok. Tahminimizce biz de takip edeceğiz bu hafta içinde. Bilhassa Pentagon'dan bir açıklama veya Lockheed Martin'den gelirse bunu da sizle paylaşacağız. Peki bir de şöyle bir sorum olacaksa, Türkiye bir ödeme yaptı Amerika Birleşik Devletleri'ne, F-35 almak için yaptı. Ama şimdi onların yerine F-16'lar gündemde. Teknolojik olarak karşılaştırma yapacak olursak F-35'lerin yerinde tutacak mı bu F-16'lar? Benim çünkü bildiğim kadarıyla F-35'ler 5. jenerasyon deniyor, 5. nesil uçaklar, o şekilde nitelendireyim. F-16'lar kıyasla teknolojik olarak, kapasite olarak ne durumda F-35'lere göre? Şimdi Türkiye aslında hali hazırda sipariş 100 taneydi toplandı ama önceden de F-35'leri, ki pilotlarımız Amerika'ya gelmişti ve 2 F-35 teslim edilmişti Amerikan toprakları içinde. Ve bu Türkiye'ye verilen F-35'ler Amerikan Hava Kuvvetleri envanterine geri döndü. Yani Türkiye'ye verilmeyen F-35'ler Yunan Hava Kuvvetleri'ne gidecek diye bir şey yok. Zaten F-35 üretimleri ve satışları devam ediyor. Lockheed Martin ve Pentagon süreciyle beraber. Ama genele baktığımızda F-16 4. jenerasyon bilgisayar ağı geniş bir uçak teknolojisine sahip. Ama F-35'ler uçak bilgisayarı diyebiliriz. Yani tamamen bilgisayar uçağı olduğunu söyleyebiliriz. 5. jenerasyon. Bilhassa radar sistemlerine girmeyen ve teknolojik anlamda F-16'ya göre çok çok üstün olan bir uçak teknolojisine sahip. O nedenle Türkiye, benim bildiğim resmi kaynaklardan, şu anda 235 tane F-16'ya sahip Türk Hava Kuvvetleri. 245'te 10 tanesi kaza ve tamirden dolayı şu anda işlev görmüyor ama 235 tane F-16 ile Türk Hava Kuvvetleri'nin belini oluşturuyor. Ama ileri teknoloji, Türk Hava Kuvvetleri'nin geleceği açısından F-35'lere sahip olması çok önemli. Dediğim gibi uçan bilgisayar diye adlandırabiliriz. Yüksek teknoloji, bilhassa karşı düşmana karşı büyük teknolojiyle üstünlük sağlayabiliyor. Örnek vermek istersem, dost olan müttefiklerin sisteminde füze kontrolünü
anında F-35'ler aktarabiliyorlar.